Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün sizlerle benden uzun zamandır istenen bir olay vardı. Nedir bu arkadaşlar? Yorumlarda sürekli yazıyorsunuz kardeşlerim, abi hesabını tanıtır mısın diye. Bugün sizlerle hesabımı paylaşacağım. Oyuna başladığım tarihten bugüne kadar neler almışız, neler yapmışız, hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir hesap inceleme videosu olacak inşallah. Ama kardeşlerim, sizden bir ricam, lütfen videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz de büyüyecek bu sayfa, biliyorsunuz. Başarıya ulaşmam arkadaşlar sizlerin sayesinde olacak. Lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok önemli bunlar benim için. Teşekkür ediyorum şimdiden. Videonun sonunda da arkadaşlar, bildiğiniz gibi düzenli olarak yaptığımız 120 UC'lik bir hediye çekilişi var. Bu çekilişi yapacağız. 120 UC kazananını belirleyeceğiz. Yeni UC çekilişine de, yani bu videonun UC çekilişine de katılmak isterseniz arkadaşlar, kurallar standart zaten. Kanala abone olmak, videoya like atmak, yorum kısmına da mesajınızla beraber ID'nizi bırakmanız yeterli. Düzenli olarak her videoda veriyorum 120 UC'yi diyerek videomuza başlayalım. Bakalım neler var bizim hesapta. Şimdi arkadaşlar, kostümleri, silahlarımızı inceleyeceğiz ama şöyle bir oyunumuza bir bakalım. Royal Pass'ı bir açmak istiyorum. Nerede başlamışız, neler yapmışız? Çünkü çoğu arkadaşım biliyorum çok üzüldüğü bir konu var. Abi, Royal Pass'ım yok. Bu bazı arkadaşları ciddi anlamda üzüyor. Çünkü oyunda Royal Pass kullanan oyuncu sayısı çok fazla oldu. Size şöyle kendi Royal Pass geçmişimi göstererek başlatmak istiyorum. Oyuna başladım 3, 4, 5, 6, 7. sezonda diyor bu hesaba geçiş yapmışım. Ben aslında 2. sezondan beri, 2 ya da 3. sezondan beri oynuyorum ama daha öncesinde böyle işte hesap açıyordum, biraz oynuyordum. PC'ye alışmamıştım. İlk başlangıcım zaten genelde herkesinki telefon üzerinden olmuştu. Ben de telefondan oynuyordum ve ilk sezonlarda çok eski bir telefonum vardı. Yani bir kere böyle 1-2 maç attığım zaman telefonla bildiğin tost yapacak düzeye geliyordu. O kadar ısınıyordu. Ondan dolayı çok verimli bir şekilde PUBG Mobile oynamıyordum. PC oyunları üzerineydi. İşte o zamanki bilgisayarımın sistem incelemesi de yapacağım size. Eski ve yeni bilgisayarımı da karşılaştıracağım. Bunlar da çünkü size bazı canınızı sıkan konular, biliyorum yani sistemim çok kötü. Size sistemimi de göstereceğim. Eski sistemimle de karşılaştıracağım. PUBG Mobile oynayamıyordum. Telefonda da çok hasar veriyordu. İşte o zamanın oyunları nedir? GTA 5 falan. PC'den onu oynayabiliyordum. Mobilden de işte öyle giriyordum, çıkıyordum, giriyordum, çıkıyordum. Çok fazla bir oyunum yoktu. 7. sezon itibariyle tam olarak başladım. Bakın, sezon başlangıcım 7, 8, 9, 10. Royal Pass almadım. Yani bakın arkadaşlar, 4 sezon boyunca Royal Pass almadan oynamışım. 14 level yapmışım. 23 level, 34, 41 level. O şekilde takılıyordum. 13. sezonda ilk Royal Pass'ımı almışım arkadaşlar. Ondan sonra da devam etmiş işte. Royal Pass almışım. Elite Pass'a döndüm daha sonrasında. Elite Pass'a dönmemin sebebi de içerik üretmem arkadaşlar. Çünkü Royal Pass videolarını çok seviyorsunuz. İlk günün açılış videolarını çok sevdiğiniz için Elite almak istedim sizlere, daha kaliteli içerikler üretebilmek için. Bu şekilde başladık yani. Üzülmeyin, Royal Pass alamıyorum diye üzülmeyin. Ben de çok oynadım yani arkadaşlar bu şekilde, bilginiz olsun. Yani belki bu YouTube serüvenim olmasaydı şunların hiçbirini bile olmayacaktı burada, o kadar emin olun yani. Şimdi de ne yapalım arkadaşlar, şöyle bir düzenle diyelim, şurada ünvanlarımıza bakalım. Hangi ünvanlarım var arkadaşlar? İki tane as ünvanım var. Emektarı almışım. Eski toprağı almışım. Üstün başarı. Bu 1'e 100 bir tane etkinlikte veriyordu bu 1'e 100'ü galiba. Ne zaman aldığımı unuttum. Silah uzmanı ve komando ünvanlarım var. Bu şekilde de ünvanlarım var arkadaşlar. Şimdi gelelim merak edilen konular. Oyunda hangi eşyalara sahibim? Hangi silah kaplamalarına sahibim? Neler var envanterimin içerisinde? Öncelikle kostümlere başlayalım arkadaşlar. Çok fazla ben kutu açılımı meraklısı biri değilim. Zaten videolarımı takip edenler biliyor. Çok ekstrem bir şekilde kutular açmıyorum ama oyuna ilk başladığım zamandan beri ben ciddi anlamda böyle sandıkları falan topluyorduk. Yani oyunun eski zamanını oynayanlar bilir. Zaten eskilerde böyle kutu açılımı, sandık açılımı falan diye bir olay yoktu. Klasik sandıklar biriktiriyorduk, işte onlardan açıyorduk, bize oyun ne verirse onları alıyorduk. Böyle bir furya da yoktu yani. Bu yeni yeni YouTube'un çıkarttığı bir olay aslında. İzlenme sayıları artması için para harcaması gerekiyor YouTuber'ların. Para harcandıkça da harcandıkça da ne oldu? Oyunun içerisinde popüler oldu. Herkes şimdi sandık açma peşine düştü.
Hep genelde biriken kendi kendine gelen hediyelerden var bende. Çok fazla çark açmadım. Ne açtım? Zırh X'im var arkadaşlar. Burada 3, 6, 9, 10 tane destansım var benim. Takım olarak setlerden. Firavun setim var arkadaşlar. Bu 12. sezonun 100 level Royal Pass ödülüydü. Bunu almıştım. Bu hangi çarktaydı? Firavun çarkında olabilir arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum bunu. Bu da çarkların bir tanesinden aldığım bir ödül. Yanlış hatırlamıyorsam Firavun'dan almıştım. Bunlar yine kanlı kuzgun. Kanlı kuzgunda çünkü ciddi bir rakam harcadım biliyorsunuz. Kanlı kuzgunda böyle bayağı bir malzeme toparladık orada. Hatta şu da kanlı kuzgundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Gece kuşu. Kanlı kuzgun muydu bu, etkinlik miydi? Ama bayağı bir ödül aldım. Toplamda 10 tane destansı kostümüm var arkadaşlar. Ölümcül Drak seti diyor. Bu da 17. sezon hediyelerinden biri. Yine bir tane 17. sezonda. Bunu çok sevmiştim arkadaşlar. Bu geldiği sezonun Royal Pass videomu izleyen arkadaşlar varsa bunu çok sevmiştim. Böyle 10 tane arkadaşlar benim destansı takımım var. Efsanevilere bakalım. Şu Kara Kuzgun'un, Kanlı Kuzgun'un efsanevi destansı olmaması gerçekten çok üzücü ama maalesef bu efsanevi olarak geldi. Destansı değil. Buradan başka kostümlerime bakmak gerekirse şunlar zaten çoğunda var ama yeni oyuncularda tabii ki bunların da birçoğu yok. Bu kostümlerin. Biriktirebildiğim kadar bayağı bir kostüm biriktirdim. Şu da benim çok hoşuma giden. Uzun süre kullandım bunları. İlk videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. İlk videolarımda sürekli bu kostüm vardı benim. En sevdiğim kostümlerden bir tanesiydi. Hatta şöyle nerede? Maskelere bir gelelim. Maskelerde değil mi? Nerede? Şapkada mı? Ha, şapkadaymış. İlk kombinasyonum bu şekildeydi arkadaşlar. Sürekli bu kurt kafasıyla bu kostümü kullanıyordum ben. Çok hoşuma gidiyordu bu benim kombinasyon. İlk videolarımda standart bu şekildeydi. Firavun'u çıkartana kadar. Daha sonrasında şöyle 12. sezon ödüllerimiz var. Bunu da bir tane çarktan almıştım. Şafak Avcısı seti. Ama hangi çarktan olduğunu unuttum. Yani şöyle üzerindeki desenlere baktığım zaman bu da Firavun çarkına benziyor. Firavun çarkından aldığım bir ödül galiba. 13. sezon ödüllerimiz var arkadaşlar burada, kostümler. Bu da 13. sezonun 100 level hediyesi miydi? En baştaki verdiği hediyelerden bir tanesi miydi? Onu hatırlayamadım. Falcı kostümü arkadaşlar. Bunu da Kanlı Kuzgun çarkından çıkartmıştım. Çöl Zambağı seti diyor. Şöyle bir set var üzerimde. Çok fazla teker teker de zamanınızı öldürmek istemiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ya yine bu çok sevdiğim. Bu da yine Firavun çarkı. Ama Firavun çarkı, her şeyi de Firavun çarkında mı çıkarttım ben arkadaş? Hep aklıma direkt Firavun geliyor benim. Hangi kostümü giyersem. Bu garanti Firavun'da çıkmıştı da. Firavun çarkında olan bir set. Hatta bunun da şöyle şapkası vardır. Ha şu, pardon. Bu da bu şekilde bir setti arkadaşlar. Yine çarklardan aldığım. Şöyle aşağılara doğru indikçe de arkadaşlar biraz daha gözünüzün alışık olduğu yeni işte 16. 17. 19. sezon kıyafetleri. Şu gotik beyefendi kıyafeti. Bu niye süreli diyor? Bende bu süresizdi. 4 gün 12 saat diyor. Ha pardon, ben bunun kadın olanını aldım. Öbürü etkinliklerden gelmişti. O kadın olanını aldım ben. Buralar biraz daha yakın sezonlarda aldığımız, sizlerin de gördüğü kostümler. Şu etkinliklerden bakın, bunu almayı unutmayın. Videomu izleyen almadıysanız halen devam ediyor bu etkinlik. Kalıcı olarak sahibi olabiliyorsunuz. Üste ben karta bırakıyorum. Şayet görmemiş, bilmeyen kardeşlerim varsa. Gerisi de normal dandik kostümler. Dandik kostümler ama gerçekten çok hoş, içerisinde elbiseler var. Burada misal sevdiğim kadın kostümler daha çok aslında oyunda daha güzel. Bakın kadın olanlar bu. Mavilerde yani morlarda da güzel şeyler yapmışlar. 14. sezondan aldığımız bir tane kostüm. Buradakilerden arkadaşlar en sevdiğim hangisi derseniz, bakın bu çok şık bir kostüm. Bunu da yine almışız. İçlerinden ama en güzeli yine bu kostüm olmuş. Takım olarak setlerim bu şekilde arkadaşlar. 10 tane destansı, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. O iyi varmış. 30, 33 tane de arkadaşlar efsanevi takım elbise var arkadaşlar hesabımda. Şöyle kaska doğru bir iniş yapalım. Kasklarımda destansı bir kask yok. Var mı geldi mi hiç bilmiyorum kasklardan destansı ama 9 tane arkadaşlar
Efsanevi kas kaplamalarım var. Bakalım çoğunluğu Royal Pass hediyelerinden, Royal Pass görevlerinden gelen hediyeler. Şöyle şunlar çarklardan, işte klasik sandıklardan, premium sandıklardan filan gelen ödüller. Burada en çok kullandığım arkadaşlar benim şu an şu en son aldığım kask. Daha öncesinde de standart buydu arkadaşlar benim kaskım. Bu takımımla da çok uyumluydu. Hep ben bunu kullanıyordum. Firavun'a geçtim. Firavun'dan sonra şu çark. Firavun'la böyle bir takım olduğu için bunu tercih ediyordum. Bu şekilde devam ettim. Şöyle bir şapkalara gelelim. Şapkalarda iki tane destansımız varmış. Yine Royal Pass hediyelerinden aldığımız. Sonra efsanevilere bakalım arkadaşlar. Bunlar hep Firavun zamanından aldığım ödüller. Şunun ikisi. Bunu en son bir yakın zamanda bir etkinlik vardı. Ondan almıştım. Aslında çantası çok güzeldi. Şu an devam ediyor ama UC harcaman gerekiyordu kupon biriktirmen için. Baktım o kadar UC harcayamayacağım. Bari dedim şu şapkayı alayım dursun orada. Böyle yine bir şapkamız varmış arkadaşlar. Gördüğüm her şeye ben Firavun sezonundan diyorum ama bu da galiba Firavun sezonundan kalma bir tane şapka. 13. sezonda aldığımız bir tane ödül varmış burada. 14. sezon. Şöyle aşağılardan daha eskilerden 12'yi gördüm. 15'i gördüm. Çok eskilerde Royal Pass açmadığım için tabii ki ödüllerin çoğunu alamıyordum. Arı kafamız var. Daha eskilere indiğimizde şöyle bunlar baya bir troll zamanlarında meşhur olmuştu. Bu hamburger köpek balığı kafaları filan. Şöyle bir futbol topumuz var arkadaşlar. Şöyle yandan ufaktan ufaktan gösteriyorum. Yani bu şekilde de normal şapkalarımız var. Gözlüklere gelelim. 3, 6, 7 tane gözlüğüm varmış. Maskelerde bir tane arkadaşlar. Royal Pass takımının maskesi. Şu takımın maskesi. Şu hatta şapkayı çıkarttığımız zaman şöyle daha klas bir şekilde duruyor. O zaman çok güzeldi bu set. Var ya böyle öldüm öldüm dirildim Royal Pass'ı 100 level yapmak için. Çünkü çok güzeldi böyle ilk defa. Bakın o sezona kadar ilk defa. Daha sonrasında şu kostümde falan da var. Işıklı böyle şekilli kostümler çıkartmaya başladı ama ilk defa PUBG Mobile'da bir tane kostümde böyle ışıklar falan vardı üzerinde. Çok istemiştim bunu almayı. O zaman uğraştım ve aldım. Böyle maskelerimiz var. Bir tane destansı arkadaşlar. 5, 8, 10 tane de efsanevi maskem varmış. Çoğunluğu sezon hediyelerinden oluşuyor. Toplamda 40 tane filan arkadaşlar maske var hesabımda. Bunlardan hiç kayda değer böyle güzel bir şekilde bakabileceğimiz bir şey yok. Hepsi arkadaşlar şu BP ile çıkan sandıktan verilen ödüller. Geneli yani onlar. Onu da böyle başarım şey. Royal Pass görevleri falan var. BP harca, BP harca. O zaman harcıyorum bunlar geliyor. Genel çoğu onlardan gelme. Yani hemen hemen tüm oyuncularda var buradaki ödüller. Çantalarıma gelelim arkadaşlar. Çantalarımda neler var arkadaşlar? Kanlı Kuzgun'un çantası var. 13. sezonda hediye etmiş bunu. Taze meyve çantası. Şöyle bir ufak balina mı bu ya? Yunusmuş. Yunus ama kafasından böyle su fışkırtmıyor ki. Bir tane destansı yine. 3, 6, 7, 8, 9 tane de efsanevi çantam varmış. Daha bakın şu çantam var ama hatırlamıyorum. Unutmuş gitmişim. Altın Geceler sırt çantası diyor. Bunlar hep sezon ödüllerinden gelme galiba. 14, 15, 18 diyor. Sezon dışı aldığımız şu çanta varmış. Kaşef'in sırt çantası. Mutlu kanka. Kırmızı siyah çift çantası ve standart çanta çantası. Çantalar da bu şekilde. Bunlara bakacak pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunlar zaten standart. Neye gelelim şöyle. Silahtan önce aracımıza da bakalım. Zaten aracım iki tane aracım var arkadaşlar. Nerede? Bir sedanda ikinci yıl dönümünde aldığım arkadaşlar şu Toros kaplaması var. Bir de motosiklet kaplamam var. Motosikletim de bu arkadaşlar. Bunu da 13. sezonda hediye etmişti hatırlıyorsanız. Sadece bu iki araç kaplamam var arkadaşlar. Şöyle silahlara gelelim ve başlayalım artık. Nereden? Otomatikten başlayalım. Otomatikte toplamda 15 tane kaplamam varmış arkadaşlar. Otomatiklerde yükseltilebilir hiç kaplamam yok. AKM'ye gelelim. AKM'de şu 3 tane kaplamam var arkadaşlar. En kralı şu. Hangi sandıkta olduğunu unuttum. Bu bir sandıktan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama
Şu 19. sezonun Royal Pass videosunda demiştim. Gerçekten efsane bir AKM kaplaması. Gerçekten göz alıcı bir kaplama. Ama benim en çok hoşuma giden kaplamam bu. M16'ya bakalım. M16'da yine sezon ödüllerinden aldım. Bak şu 14. sezon kaplaması. Çoğu kişide yok bu kaplama. 17. sezon ve 12. sezon kaplamalarımız var. Scar'la geldiğimizde Scar'da neler varmış? Scar'da bir tane şu kum fırtınası diyor. Altın varaklı Scar diyor. Bunları nereden aldım, nasıl aldım gerçekten hatırlamıyorum. Şu an kullanımda olan bu 16. sezon Scar'lı. Çünkü en güzel işlemeleri, desenleri, dokuları 16. sezondaki bu Scar'da var. İki tane M16'm var arkadaşlar. Şunu biliyorsunuz. Bunu galiba şeyde veriyordu. Ha, ambar oynadığınız zaman bu kaplamayı veriyordu. Öyle hatırlıyorum. Bir de 14. sezondan aldığım M416 kaplamam var. Sezon 12'deki Groza kaplamam var arkadaşlar. AUK'ta iki tane diyor. Sezon 13 ve sezon 18'in. QBS M762 diğerlerinde bir tırtımız yok. Kurmalılara gelelim. En sevdiğim silah. Yükseltilebilirlerimin olduğu da silah. Kurmalı keskin nişancılarda arkadaşlar 6 tane. Kar 98 kaplamam var arkadaşlar. Şöyle birinci alınma tarihine göre sırala diyelim. En eski ilk Kar 98'imiz sezon 9 kaplaması arkadaşlar. Şu beyaz sezon 9 kaplaması çok hoştu o zamanlar almıştım. Daha sonrasında 12. sezonda bir kaplama hediyesi vermiş. Onu yapıştırmışız hemen. Bunu nereden geldi, hangi ödülle geldi hatırlamıyorum. Sezon yazmadığına göre bir çarkların birinden çıkmıştır büyük ihtimalle. Ve Kukulkan arkadaşlar. Keskin nişancılara karşı bir zaafım var. Gerçekten çok seviyorum keskin nişancıları. Hemen hemen gelen galiba tüm keskin nişancı çarklarını denedim. İşte Kar 98'i aldım. M24 gelmişti. İlk alamadığım sandık M24'tü arkadaşlar. Çok fazla harcamadım ama normalde beni biliyorsunuz. Genelde 1800 UC'ye 2000 UC civarına tüm sandıklarımı açıyordum ben. Açmak istediğim tüm sandıkları. Firavun da dahil. O zaman M24'ü harcadım. Biraz UC harcadım. Çıkmadı. Bu Kar 98'i alabilmiştim. Şu an 2 seviye. Bir tane parçacık olursa 3 seviye olacak. Şu an o bir parçacık için uğraşıyorum. Kukulkan Kar 98'im var yükseltilebilir arkadaşlar. Şöyle bir 18. sezon ödülü. Alınma tarihine göre diyor da en son bana bunu mu vermiş? Onu tam çözemedim. Galiba burada bu çöl kamuflajı hatalı bir şekilde sıraya girdi. Bu biraz daha aşağılarda olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. M24'te bir tane klasik ambar ödülü var. Ambarda M24'te oynadığınız zaman bu kaplamayı hediye ediyor size. AVM'lerde arkadaşlar bu zaten 8, bu sezon 8'de aldığım bir kaplamaydı. İkinci ve son yükseltilebilir silahım da zaten Godzilla AVM arkadaşlar. Godzilla AVM'mizi aldık. Seviye 2 yaptık arkadaşlar. İşte bir tane parçacığım olursa ya Kar 98'i ya da Godzilla'yı 3 seviye yapacağım. Yoruma yazın hangisini istiyorsanız ilk onu 3 seviye yapalım. İki tane de AVM kaplaması var. Bunlar zaten boş. Kurmalılara da baktık. Otomatik keskin nişancılarda hep sezon ödülleri arkadaşlar. Sezon 15'in SKS. Sezon 15 ve sezon 18'in VSS kaplamaları. Ha minilerde şu sezon 19 efsane ama çok güzel yapmışlar gerçekten. Bu en çok hoşuma giden iki tane kaplamam var zaten. En çok hoşuma giden bu. Bunu da arkadaşlar şey vardı. Royal Pass açtığınız zaman size indirimli bir tane ürün veriyor. 180 UC'ye filandı yani. Bunu almak istiyorsan 180 UC'ye alabilirsin diyordu. O zaman almıştım bunu ben de. Böyle güzel bir mini kaplaması. Aslında ben bunu kullanayım ya. Pembe çok aşırı belli ediyor kendini alanda. Sezon 11'den bir tane SKS kaplaması. SKS diyorum, MK14. O zaman olay olmuştu. Oyunun ilk MK kaplamasıydı. Daha sonrasında geldi mi hatırlamıyorum da gelse bende olurdu herhalde. Hafif makinalara şöyle hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Şu kaplama zaten standart tüm oyuncularda var. Her silaha bir tane bu kaplamayı veriyor. Sezon 16 ve 17'de Uzi kaplaması almışım. 19'da bir UMP ve tarihini bilmediğim yeni bir tane kaplama daha. İki tane vektörüm var arkadaşlar. Bir tane 15. sezondan Thompson. Bu yine ikinci yıl dönümlerinde verdiği, 12. sezonda verdiği yani. MP5 ve P90'da kaplamamız yok. Hafif makinalı dedik. Burada başka hangisinde varmış? Pompalılara bakalım arkadaşlar. Pompalılarda çok hoşuma gitti. Bu 14. sezonda verdiği bir ödül arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yaptı pompalıyı. S12'de bu zaten
laboratuvarda kendi kendine yapılan zımbırtıdan. Yakın dövüş bakalım. Yakın dövüşümde bir tane anahtarım var arkadaşlar. Levyelerde şu 16. sezon levye kaplamam var. Oraklarda kanlı kuzgundaki tüm orakları aldım arkadaşlar. Zaten şu ikisi vardı. Bir de 17. sezonun orak kaplaması. Ama en güzeli şu siyah kaplama. Bakayım bir de şuna. İkisi de aynı zaten. Sadece renklerini değiştirmişler. 9 tane de tavam var arkadaşlar. Tam bir tavacıyız. İkinci sezon bak. İkinci yıl dönümü bu arkadaşlar. İkinci sezon değil galiba. 2, 12, 14. Şuradan almışız bir tane bant tavası mı bu? Hayır, bant tavam da vardı benim. Nerede acaba ya? Bunlar da arkadaşlar hesabımdaki tava kaplamaları. Şimdi de ne yapalım arkadaşlar? Son olarak sizlerle şöyle hangi dans figürleri, dans hareketleri var, neler var hesabımda bir de onlara bakalım artık. Daha sonrasında da bakacağımız bir şey kaldı mı hatırlamıyorum. Beraber inceleriz. Alınma tarihine göre sırala diyelim. Şöyle en aşağıdan bir başlayalım. Şu 5'i galiba arkadaşlar oyundaki herkeste olan bu 5'iydi. Şunlar var mı hatırlamıyorum ama. Alan Walker DJ diyor. Bu ikinci yıl dönümündeki o lobide filan müzik çalan DJ arkadaşın galiba zamanından kalma bir emoji. Samba gösterisi diyor. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar bu aşamayı. Çünkü her dans bir 10 saniye 15 saniye sürüyor. Şurasını sadece 5-10 dakika olmasın videoda. Bunları almıştım ama nereden aldım, nasıl aldım çoğunu hatırlamıyorum. Bunlar Victor'un emojisi. Kostümlere özel şöyle bir emojiler var. Gümüş sırt setinin bu arkadaşlar. Kanatlı tren seti diyor ama ben bu kanatlı tren setinde 100 level yapmadım Royal Pass'ımı. O zaman almamıştım. Üzüldüm ama alamadığıma sonrasında ama sağlık olsun. Böyle bir samuray gücü diyor. Çılgınlık diyor. Hızlı hızlı geçiyorum sizler için. Gece korkusu seti diyor. Kas gösterisi yapıyor. Galiba bu 2 tane 3 tane falan böyle bir kas gösterisi yapan bir emoji eklemişler oyuna. Muhafız zırhı diyor. Bu muhafız zırhı hangisiydi? Onu da hatırlayamadım. Muhafız zırhının kendine özel emojisi. Gittikçe yakınlaştık yani. Bu sezonun ödüllerine geldik. Kanlı kuzgunda mıydı? Hangisindeydi bu emoji? Böcekten kaçan. Kas gösterisi diyor. Bir kas gösterisine daha. Böceklerin kraliçesi seti. Ben de bu kostümü aldım 100 level'de. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama kırmızı kostüm benim hiç hoşuma gitmedi, o samuray kostümü. Bu bence daha güzel. Bunları işaretlediğim için galiba şu an en üstteler. Bu arkadaşlar Firavun'un o meşhur emojisi. Şu da kanlı kuzgunun arkadaşlar. Kanlı kuzgunu yükseltemediğimiz için o bir sonraki böyle etrafa kuşların doluştuğu filan emoji yok. Bir tane kargacık geliyor. Biz onunla idare edeceğiz. Bu da yine kanlı kuzgundaki emojilerden bir tanesi. Bunu da bir önceki sezonunda galiba. Bir önceki sezonun kostümlerinden bir tanesinin emojisi. Hesabım bu şekilde arkadaşlar. Nelerim var, nelerim yok, hangi sezonda oyuna başlamışım, neler neler yapmışım. Hepsini sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Şimdi ne yapalım kardeşlerim? Hadi şu çekilişimizi yapalım. Hadi arkadaşlar şimdi bakalım 120 UC'nin bugünkü kazananı kim olacak? Şöyle video linkimizi kopyaladık. Hemen geldik. Şöyle sitemize yapıştırıyoruz arkadaşlar. İki defa mesaj atanları filtrele diyoruz. Sonra hemen yorumları getir. 32 tane kullanıcı katılmış arkadaşlar. Bakalım 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 bu 32 kişiden kazanan kim olacak? Öyle bismillah diyoruz. Kim gelecek? Kim gelecek? Lucifer Zego kardeşimiz kazandı bugünkü UC çekilişimizi. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? ID'sini şöyle kopyalıyoruz kardeşimizin. Buraya yapıştırdık. Tamam dedik. Epinimizi şuraya yapıştırdık. Okey dedik. İlk UC'sini gönderdik arkadaşın. 60 UC'ye gittik. İkinci epinimizi de yapıştırdık arkadaşlar. İkinci 60 UC'mizi de gönderdik arkadaşımıza. Güle güle kullansın. Dediğim gibi arkadaşlar imkanım olduğu sürece sizler de yanımda olduğunuz sürece çekilişler devam edecek. Destek olmayı, like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın kardeşlerim. Beni desteklemeyi unutmayın. Hep birlikte güzel bir şekilde büyüyelim diyerek çekilişimizi de yaptık. Teşekkür ediyorum kardeşlerim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.